Çekime başlayacağım. Şu elektrikli testere yüzünden bir türlü başlayamıyorum. Çok fazla ses çıkarıyor. Elektrikli testere sesi kesildi. Burada kış var. Yani burada yeni geldi de kış ondan dolayı. Kış geldiği için arkadaşlar herkes odun kesmeye başladı. Tabii ben baltayla kesiyorum. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Adamlar bir üst seviye teknoloji elektrik testereleri var. Neyse geçelim oraya. 10.000 özel bir video yapmayı planlıyordum ama şu anda 20.000 olduk. Bayağı hızlı büyüme dönemindeyiz. Yani şu an çok şaşkınlık içerisindeyim. O yüzden özel bir video yapmak istedim arkadaşlar. Aynı zamanda 2. sezonun 10. bölümündeyiz. Şimdi bu özel bölümün konusu geliyor. Bu yaz arkadaşlar işimden ayrılmadan önce bir kişiyle tanıştım ve bu kişinin hayatımda bu kadar kısa sürede çok büyük bir yer alabileceğini tahmin bile edemiyordum. İlk başlarda hayatına dair hiçbir şey bilmiyorken şu anda birçok şey biliyorum ve her gün hayranlıkla izliyorum onu. O yüzden bugün o kişinin filmi geliyor. Beni tanımıyor olabilirsin. Ben Engin, 24 yaşındayım. Burada ufak bir köyde yaşıyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce işimden ayrıldım ve YouTube 2. sezonu paylaştım. Şu anda her çarşamba ve cumartesi YouTube'dan video yayınlıyorum saat 7'de ve bugün 2. sezonun 10. bölümündeyiz. Şöyle özel bir giriş yapalım. Ve sen şu an iş yapan birini izliyorsun. İyi seyirler. İyi seyirler. Hey Engin. Ya. If this movie about me, why don't you make intro for me? Making an intro is so hard, Lena. I can't do it. But I want it so bad. Okay, let's make a deal. If you can say the words that I'm always saying to camera, then I'll make you intro. Okay, we'll try. Go ahead. You're not gonna do it anyway. Şu anda sevdiği işi yapan birini izliyorsun. İseyler. Lena'nın da ilk resmi introsunu yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz benimkinin biraz çakması oldu. Bu videoya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lena Türkçe bilmiyor, ben de Ukraynaca bilmiyorum. O sebeple videonun birçok bölümü İngilizce olacak. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için Türkçe altyazı ekledim. Ona ulaşabilmek için hemen sonunda ufak bir ekranın içinde yazılar olan bir simge var arkadaşlar. Ona tıklayarak Türkçe altyazıya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, söylediğim üzere altyazıyı açmayı unutmayın. Video artık bundan sonra biraz İngilizceye geçmeye başlayacak. Şimdi Lena'nın işinden, bu işi nasıl seçtiğinden ve hayalindeki iş olmadığından biraz konuşacağız. Aynı zamanda o da sevdiği işi yaptığını söylüyor. Bakalım nasıl bir iş yapıyor, onları öğreneceğiz şimdi. Lena, you can come. Alright, you can introduce yourself to them. Hello to everyone. My name is Lena and I'm a freelancer. Translation of a freelancer in Turkish, you could say serbest meslek. But in the way of telling, you could also say is doing the job wherever you want. Like, it could be anywhere in the world. So what do you do exactly? Exactly, I do interior design all over the world. Interior design, all over the world. Yeah. Is it your dream job? You like what you're doing? Yes, I love what I'm doing. Mm-hmm. For sure, this is mine. So you're happy with it? Yes. So she's also doing the job that she likes. I'm really happy that our paths kind of cross each other and kind of we find each other. We're both doing the jobs that we like and we are really enjoying it, actually. So she's been here for like 2 months already and we had a lot of fun things together. And actually she could say what we did together in here. We already, I have climbing. You did already climbing? Yeah. And in that shot, you could see she's in really high position, but actually she was just climbing, let's say, 3 meters, 4 meters. Come on, it was a hard road. Okay, it was a hard road. I also fell down on that road. And as you guys know me from one video called Every Day Waking Up at 5 a.m., I was telling in the beginning of video, I'm gonna teach somebody how to use the drone.
Az kalsın editi durdurmasam drone çarpıyordu arkadaşlar. Bundan sonra koşarken kendim kullanmayı bırakıp bununla ilgili birine eğitmeyi düşünüyorum kesinlikle. And I already taught somebody that we can use the drone and that's Lena. She's already been using the drone for like times to times. And actually we can see how long did it take for me to teach her. Down. Evet, Lena'yı şimdi dar alanda drone'u öğretiyoruz arkadaşlar. Bayağı, hadi şuraya gösterebilirsin. Push, push, catch the drone, catch the drone. Just keep there your hand like this until the purple stop. Yaptı, yaptı. I can never trust you, man. Sorry. Evet, ikinci günde başarılı. Drone'u kaybetmedik. So after the 2 days of teaching her how to use the drone, I finally had a chance to try it out for one of my videos, which is you watched it, leaving the city and moving to the village. In that movie, when I'm doing longboarding, she's using the drone, which was perfect. Thank you. Thank you. I was happy to try it. Yeah, yeah. Was it fun? You like using the drone? Yes, of course. I use for that. You use for that? Yeah. Yeah. Cool. And then I had a chance to take the drone that I can do a video shots for her. And I did something really good, guys. You would like it. That was also the drone shots, which was so much fun. We're still doing it sometimes, but you just didn't see the videos yet. So, and there are other things I would like to mention in that talk, because as you guys know, I'm a Turkish and she's Ukrainian and we both speak English. And when you become a freelancer and when you do work with the all over the world, you have some challenges. So what was the challenges that you come through? The main challenge was to work with the clients in English. So mm-hmm. This is not my native language and I need to learn it fast. Yeah. How did you overcome all of English thing? I decided that I need to learn English in some schools. Mm-hmm. I started to call them, but it was holiday time and all the schools were closed. Mm-hmm. So I decided that I can't waste my time and I will arrange this English speaking club by myself. So I called my friends and we started. Yeah, that's and cool. Till this day, this English club is working. You can actually follow it on Instagram. What was the name? English S Club. English S Club. And she also has a company that about interior design, Lee House Design on Instagram. You can also check all of her works. Like, I'm really amazed by all of them. Everything that she does is perfect. She has a perfection totally that I can totally say that. And the funny thing is, I've been also making English clubs as soon as I came from Erasmus. I've been meeting up with my friends on Wednesday and Sundays, gonna making them English club. I was leading them the group. There were some Erasmus students and there was my friends. Erasmus students wanted to learn Turkish and the other students, my friends, wanted to learn English. And we came together. That was fun. Whatever needs to be done. No, I would be a hero in that sense that I would save the world from the environmental crisis. Oh my god. Let's get one. Actually, I had the funny hairstyle that time. You could see is like my hair is until here and I have a, I don't know how to say in English, topus in here, which was funny.
Hoppa! Geleneksel videodan çıkma efektiyle videoyu özetleyebiliriz arkadaşlar. Lena 2 hafta sonra gitmek üzere. Uzun zamandır onunla ilgili bir video yapmayı planlıyordum zaten. Kendisi de hayalleri için çok uğraşan ve çok sıkı çalışan bir insan. Bunun birçok kişiye örnek olabileceğini düşündüğüm için böyle bir video gerçekten yapmak aklımdaydı ve sonunda yapabildim. O açıdan çok mutluyum. Ve aynı şekilde çevremdeki insanların da hayalleri için uğraştığını size gösterebilmek istedim. Çünkü çevrenizi ne kadar iyi ayarlarsanız kendi hayalinize ulaşmanız da bazen o kadar kolaylaşabiliyor. Aklınızda bulunsun. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, bundan önce hazırladığım Hayattaki Tutkunu Nasıl Bulursun videosu dikkatinizi çekebilir, ona da bakabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda cumartesi günü saat 7'de olacak. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.